Benim şeylerimi görüyor musun? Görüyoruz, görüyoruz. Takip ediyoruz. Bazen atıyorum çünkü. Evet. Canlı nasıl, yayında mıyız? Nasıl canlı yayındayız şu anda? Evet Ersin evet. Abi görüyorsun. Evet, sen maskeyi sakın maskeyi sakın çıkartma Ersin abi. Evet maskeyi çıkartmıyorum. Maskeyi sakın çıkartma. Biz aşılarımız olduk ama Çorlu deresi şu anda işte malum timsiyah akıyor. Hani 13 Kasım'da herkes burada demişti böyle dere, Ergene deresi temiz akıyor ama maalesef şu andaki hale bakın. Yani seni söylemen lazım. Biz artık alıştık. Koku bu kokuyu şey yapıyoruz. Öyle bir bağımlılık yaptı ki kafa bulmak isteyen buraya geliyor, kokuyu çekiyor, kafa yapıyor yani. Yani gerçekten. Sen nasıl görüyorsun? Şurası bir facia. Evet. Bunu 1960'lardan bu derenin devamında Balaban Deresi'nde balıklar tutuluyordu. Şimdi şu hale bakın. Evet hala ya bir zift akıyor. Tekirdağ'dan Ersin Bilmeş abime de teşekkür ediyorum. Onun yayınına da katıldık. Abi evet, her türlü de çağırın. Sen Tekirdağ'da yetkili bir isim versin. Sayın Mustafa Yerle, Sayın Mustafa Şankar hocama birazcık lütfen bu konuda. Işte, hocam, Türkiye'nin çevreci en büyük isimlerinden Sayın Dedeoğlu. Evet. Vallahi şimdi ben tabii az yaklaşıyorsunuz. Sesli gitsin. 35 yıldır bu gönüllülük temellere mücadele eden biriyim. Doğduğu noktada içilebilen su, işte gelin görün ki şu an zehir akıyor. Ve belki biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz, derinleşer. Benim planladığım bir konu. Yani bu noktada el bombasını dibini çektim, ellerine verdim. Bunu iyi çözmek zorundalar. Aksi takdirde çözüm olamaz. 1800 fabrikayı arıtarak Marmara'ya verecekler. Çünkü biz 45 yıldır Trakya olarak bu kirlilikten dersimizi aldık. Teşekkür ederim. Evet. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Evet Ersin abi. Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet. İşte derenin içerisine inen il başkanımız burada, ilçe başkanımız burada, yönetim kurulu, belediye meclis üyelerimiz burada, il yönetim kurulu, herkes burada. Evet, şu anda Çorlu Deresi'nin durumu bu. Evet. Komple E5'e kadar, buradan E5'e kadar komple bu koku duyuluyor ve biz burada yaşıyoruz yani. Yaşıyorsunuz değil mi? Bu kokuyla yaşıyoruz ama gece cam kapı kapalıyken bile bu kokuyu alabiliyoruz. Evin içine kadar giriyor bu kokular. Şurası, bak sadece şurayı gösterin. Şurada evet. Aynen. 2 kilometre yok yani. Şimdi, 1 kilometre mesafe. Kaç yıldan beri hanımefendi burada siz oturuyorsunuz herhalde? Ben doğma bir buralıyım. Doğma bir buralıyım. Kaç yıldan beri bu dere? 50 sene önce biz burada çocukluğumuzda balık tutuluyorduk. Evet ben hatırlıyorum. 50 sene önce burada bizim çocukluğumuzda balık tutuluyordu. Abiler balık tutuyordu. Biz kenarda kumda oynuyorduk. Evet. Ama şu anda kaç seneden beri de temizlenmiyor. Temizleyemeye de niyetleri yok zaten. Hepsi bahane yani bahane. Önce bir tabakhaneleri, fabrikaları durdurmaları gerekiyor ki burası temizlensin. Hala dericiler devam ediyor mu? Devam ediyor. Bütün fabrikalar devam ediyor. Yani boyacılar devam ediyor. Her şey devam ediyor. Bütün fabrikalar aynen devam burada. Evet. Allah yardımcınız olsun. Amin, amin. Yani... Evet. Çoluk çocuğumuza seçilmeyen bütün... Hadi biz geldik gidiyoruz ama yani çok... Ama bizden sonrakiler kurtulsun. Tamam biz bunu yaşıyoruz. Bizden sonrakiler kurtulsun. Çocuklarımız ve torunlarımız kurtulsun yani.